Zamanın birinde çok hapşıran bir kral varmış. Bu kral sürekli hapşırır dururmuş. Hapşır! Size sağlıklar diliyoruz majesteleri. Kralım, siz bizim başımıza gelmiş en güzel şeysiniz. Allah sizi bizim başımızdan eksik etmesin. Amin. İyi ki varsınız kralım. Kralım, size çok uzun diyarlardan çok güzel çilekler getirdim. İster misiniz? Sağlığınız için çok iyi gelir. Hapşır! Allah Allah, niye hapşırmaya başladım ben? Herhalde bu çilekleri yanıma getirdi, ondan hapşırıyorum. Helalde çileğe alerjim var. Hemen şu çilekleri gözümün önünden çek. Derhal sana emrediyorum. Bundan sonra bu diyarda çilek yasak. Anlaşıldı mı? Benden habersiz kimse çilek yetiştirmeyecek bu ülkede. Emredersiniz kralım. Ben gerçekten bilemedim sizin çileğe alerjiniz olduğunu. Bir daha huzurunuzda asla getirmeyeceğim. Çok özür dilerim kralım. Ama majesteleri, çilek bizim ülkemizde yetişen tek meyve. Eğer çilek olmazsa biz ne yiyeceğiz? Onu yasaklayamazsınız. Tabii siz yine de en iyisini bilirsiniz ama Melibel'le gerçekten de haklı. Çilek olmazsa biz ne yaparız değil mi? Evet kralım, biz ne yapacağız? Çilek yiyelim. Çocuklarımız ne yiyecek? Kesin sesinizi. Siz bana karşı mı geliyorsunuz ha? Affedin çok kralım. Çok üzüldüm. Yeter bu kadar. Sessizlik. Bundan sonra emrimdir. Bu diyarda bir tane bile çilek yetişmeyecek. Anlaşıldı mı? Demiş kral. Ve çilekten dolayı hapşurduğunu düşündüğü için çilek yetiştirmeyi tüm ülkesinde yasaklamış. Kralın emrinden sonra halk başka yiyecekler yetiştirmeye başlamış. Ama bu yiyecekler halkın karnını doyurmuyormuş. Kısa sürede ülkesinde hiç çilek kalmamış kralın. Ama buna rağmen kral halen hapşurmaya devam ediyormuş. Of, ülkemizde çileğin yasaklanması çok saçma. Zaten tek yetişen şey yok. Buna bir çözüm bulmamız gerekiyor. Ama ne yapacağız? Krala karşı gelemeyiz ki. Çilek yasaklıysa çilek yasaktır. Aynen öyle arkadaşlar. O bizim kralımız. O bizim başımızda olmasa daha beter halde oluruz ya. Evet, yani savaştan savaşta geliriz. Allah korusun. O zaman ne yapacağız? Ya belki başka bir şeyler yetiştirmeyi denesek. Evet. Hem mısır her yerde yetişir diyorlar. Biz de deneyelim. Belki yetişir. Evet, deneyelim mısırı. Belki yetişir bizim ülkemizde. Ama çilek kadar lezzetli değil ki. Daha lezzetli bir şeyler bulalım o zaman. Diye kralın yanına doğru yola koyulmuşlar. Kralın yanına geldiklerinde kral muhafaza duyuru yapıyormuş. Duyduk duymadık demeyin. Peynir ekmek yemeyin. Kralımız hapşırmıştır. Derhal herkes ona sağlık desin. Herkes ona dua etsin. Sağlıklar diliyoruz majesteleri. Kralım, çok özür dileyerek söylüyorum ama sizin bence çilekten başka bir şey alerjiniz var. Baksanıza hala hapşırınız devam ediyor. Evet kralım, boş boşuna çileği yasakladınız. Çilek olmadan biz ne yapacağız ki zaten? Vallahi arkadaşlarım doğru söylüyor. Sizin hapşırığınızın sebebi bizce çilekten başka bir şey yani, haberiniz olsun. Yok, ben asla ayrılmam. Bu konu tartışmaya kapanmıştır. Sağlıklar diliyoruz majesteleri. Allah size çok uzun uzun ömürler versin. Çok iyi bir yaşam versin kralım. Aferin, böyle kralınıza sağlık dileyin. Sağlık dilesinler de daha uzun yaşayayım. Sağlık dilerlerse daha uzun yaşarım ve daha hızlı iyileşirim herhalde. O zaman kralın emridir. Bundan sonra ben ne zaman hapşırırsam herkes sağlık dileyecek bana. Anlaşıldı mı? Demiş kral ve kralın emriyle birlikte yeni kanun yayınlanmış. Bu kanuna göre kral ne zaman hapşırırsa tüm halk işlerini gücünü bırakıp çok yaşa kralım diyecekmiş. Her hapşırdığında sağlık mı dileyeceğiz yani? Olur mu böyle bir şey arkadaşlar? Olmaz tabii, iyi halt etti o da yani, sürekli hapşır hapşır. Valla nereden duyacağız ki biz onun her zaman hapşırdığını? Nasıl olacak bu iş, anlamadım bir türlü. Ben de anlamadım ya, şimdi ne yapacağız biz peki? Diye söylenmeye başlamış halk. Fakat ne kadar söylenip şikayetçi olsalar da kral hapşırdığında hepsi kanuna uymak zorundaymış. Kralımız hapşırmıştır. Derhal herkes ona sağlık desin. Size sağlıklar diliyoruz majesteleri. Allah Allah, sen niye söylemiyorsun? Ella sen de kralımızdan dilesene. Evet, sağlık dile kralımızdan. Evet, hadi. Evet. Ya niye sağlık dileyecekmişim sürekli? Ölümsüz mü olacak, anlamadım ki. Başımıza eksik olsun biraz. Gerçekten çok yemeyiz. Sen neler söylüyorsun? Neler söylüyorsun kralımız? Aslanları yemeyecek bile kralımız. Lütfen böyle bir şey söyleme. Özür dile kralımız. Sen kralımıza derhal özür dileyeceksin. Yoksa var ya, seni aslanları yem ederim. Sessizlik. Kim oluyorsun da sen bana şifa dilemiyorsun ha? Kralım, siz onun kusuruna bakmayın. Onlara da başında güneş geçti kralım. Melerella'nın kusuruna bakmayın kralım. Bizim halkımızda böyle insanlar çıkmaz genelde ama bir şey olmuş olmalı. Başına güneş falan geçmiştir. Gerçekten kusuruna bakmayın. Sen de özür dile kralımızdan. Ben öyle evet, hadi evet. Özür dile kralımızdan. Bitsin hadi. Hayatta dilemem. Bu ne saygısızlık? Sen derhal hemen. Kralım, benim müsaade ederseniz bir şey söylemek istiyorum. Buyur söyle. Bu kızın babası çok zengin. Ülkeye çok fazla faydası bulunuyor. O yüzden bu kıza çok fazla yüksek bir ceza vermeseniz iyi olur. Küçük bir ceza verseniz şimdilik idare etsek olur mu kralım? Mantıklı. O zaman emrimdir. Sen benim hapşurumu geçirecek bir yol bulacaksın. Yoksa seni aslanlara yem ederim. Kralımız baksana ne güzel fırsatlanır. Evet. Ne güzel sarayda takılacaksın. Evet. Ve onun hastalığını iyileştirirsen bize bir sürü fırsatlanır yani. Böyle evet. Düşün. Evet. Tamam arkadaşlar, tamam. Sizin hatırınıza şifa bulması için yardımcı olacağım. Oh, çok oh iyi valla. Kralım, duyduğunuz gibi Melorella kabul etti. Artık onu evet. Bağışlayın ne olursunuz. Affedin onu ne olursunuz. Aynen kralım, lütfen lütfen yalvarıyoruz siz size. Siz çok yüce gönüllü bir insansınız. Tamam, kabul ediyorum. Yalnız sana bir gün süre veriyorum. Eğer bir gün içinde benim hapşurmamı geçiremezsen seni aslanlara yem ederim. Anladın mı beni? Ha 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 hapşur.
kral ve kızı serbest bırakmış. Bu kız kralın huzurundan ayrılırken kralın elindeki kedi kızın dikkatini çekmiş. Kral ne zaman kediye yaklaşsa kral hapşırıyormuş. Bunu gören kız da kendi kendine şöyle düşünmeye başlamış. Ramazan, gelir misin bir saniye? Ne oldu Melorella? Sen sarayda kral için şifalı bitkiler toplamıyor muydun? Burada ne işin var? Ben majestelerinin şifa konusu hakkında biraz düşündüm. Kediye ne zaman yaklaşsa hapşuruk krizi tutuyor. Bunun bitkiyle bir alakası değil de kediyle alakası olduğunu düşünüyorum. Başıma alamam Melorella. Kediler bu dünyanın en güzel varlıkları, hem de o kralımızın kedisi yani. Ona alerjisi olacağını asla sanmıyorum. Hem kediye bakıp niye hapşursun ki? Çünkü kediler tüylü hayvanlar ya. Zararlı olabilir onun için. Belki uzaklaştığı zaman daha iyi olacak. Vallahi çok haklı gibi görünüyorsun. Koca şehir fark etmedik, sen fark etmişsin. Gerçekten helal olsun. Ama ortada ufak bir sorunumuz var. O onun en sevdiği kedisi yani. Onu hiç kimseye vermez ki. Evet, doğru söylüyorsun. Hiç kimseye vermez. Ama onun için ben de farklı bir plan uyguladım kafamda. Şöyle bir şey yapabiliriz. Şimdi bizim kralımız uyuyacak ya, uyuduğu vakitte muhafızı sen oyalayacaksın. Ben ne yapacağım o sırada? Gizli gizli kedisini alacağım. Ya Melorella, o muhafız çok güçlü görünüyor. Ben ona dengi değilim. Kral bizi mahveder. Merhaba, ne yapıyorsunuz? Aa, Mehmet halleder. Mehmet çok güçlü biri. Neyi hallediyorum ben? Bizim planımızı. Ben öyle bir şey buldum ki kralımızın şifası için kedisini elinden almamız gerekiyor. Onun için de birinizin muhafızı oyalaması gerekiyor. Yani piyango sana vurdu. Sen oyalayacaksın. Ne? Muhafızı mı oyalayacağım? Ben asla böyle bir görevi yapamam. Bu çok zor bir görev. Ben asla bunu yapamam. Bunun altından kalkamam ben. Mehmet, sana bir şey söyleyeyim. Sen var hayatta tanıdığım en kaslı insansın. Şu kaslara bak. Öyle mi diyorsun? Sen yapamayacaksın da kim yapacak? Ben mi yapacağım yani? Vallahi ya, güçlüymüşüm ben ya. O zaman ben bu görevi yapabilirim. Hadi görüşürüz size. Hadi bay bay. Hadi bay bay. Gördün mü? Nasıl da ikna ettik Melorella. Gel gel. Bak şimdi saraya gideceğiz. Ben de senin arkanı kollayacağım. Tamam mı? Hadi gidelim. Tüm bu olanlardan sonra Mehmet muhafaza oyalamak üzere yola koyulmuş. Hemen muhafızın yanına gidip muhafaza konuşmaya başlamış. O sırada Ramazan ile Melorella da saraya doğru yol almışlar. Saraya vardıklarında Melorella kediyi kralın elinden tam alacakmış ki... Ha, ne oluyor? Neler oluyor? Muhafızlar çabuk buraya gelin. Ne oluyor kralım? Hemen geliyorum kralım. Bekleyin kralım. Hey, ne oluyor? Buyurun kralım, ne arzu etmiştiniz? Şu ikisini görüyor musun? Evet kralım. Bu ikisi benim kedimi almaya çalıştı. Çabuk tutuklu onları. Ha, siz ikiniz tutuklusunuz. İyi yaşayın kralım, iyi yaşayın. Sağlıklar diliyorum kralım. Derhal benimle sinyala geleceksiniz. Siz benden şifa bulmamı istediniz ve benim yaptığım araştırmalar sonucunda çileğe ya da herhangi bir bitkiye hiçbir şekilde alerjinizin olmadığını kanıtladım. Kesinlikle öyle. Sizin kedinize alerjiniz var. Onu elinizden alarak size bunu kanıtlamak için uğraşıyorum ben. Melorella, bu gerçekten de çok uğraştı. Gerçekten de alerjinizin bitkilerle falan alakası yok. Kucağınızdaki kedi her şeyin kaynağı kralım. Yani siz ikiniz şimdi benim kedime alerjim mi olduğunu söylüyorsunuz? Siz ikiniz ukalalık etmeyin bakayım kralım. Kedinizle hiçbir alakası olduğunu düşünmüyorum. Bunları saçmalıyor bunlar. Evet, çok saçmalıyorlar. Bu kedi yıllardır benimle. Ben bu kedinin yanındayken bir kere bile... İyi yaşayın kralım, iyi yaşayın. Sağlıklar diliyorum size. Ben bu kedinin yanındayken bir kere bile hapşurmadım. Çabuk bunları tutukla. Şuna bak ya, hapşurmam derken bile hapşuruyor. Şimdi Melorella, şimdi tam zamanı. Hadi. Aldım. Hey! Bu ne cüret? Hemen kedimi bana geri verin. Herhal kediye geri verin. Siz ikiniz çizgiyi açtınız. Kralın kedisini almak nedir ya? Evet ya, doğru diyorlar. Hemen bunları tutukla. Kralım, bir dakika, bir şey söyleyeceğim ama beni lütfen mazur görün ama siz hapşurmayı bıraktınız. Bakın, kediye olmadığından beri hapşurmuyorsunuz. Hapşurmayı bıraktım harbiden. Nasıl yani? Benim yıllarca kediye mi alerjim varmış? Belki öyledir kralım. Çilek falan bahane bence. Kediye alerjiniz var bu ihtimal. Evet kralım, evet. Yıllardır bu sevimli yaratıya alerjiniz varmış. Ya baksanıza nasıl da geçti. Hem bakın, sizin kediye alerji varmış. Çileğe falan da yokmuş. Artık çilek yasağında kaldırabilirsiniz. Aa, çilek demişken artık çilek yiyebilir miyiz kralım? Tüm bu yaşananlardan sonra kral artık alerjisinin kediden kaynaklı olduğunu anlamış. Bu yüzden hemen çilek yasağını ortadan kaldırmış. Çilek yasağının kalktığını gören halk da çok mutlu olmuş. Ve çilek yemek üzere evlerine dağılmışlar. Bu video da burada bitmiş. Sen de bu videoya bayılmışsın ve like atıvermişsin. Çünkü bu videoyu çok sevmişsin.